Sür Manşet özel programından New Ray TV ekranlarından saatlerimiz 14.23'ü göstere yeniden sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Kıymetli bir konuğum olacak bugün. Önce Günnar diyelim, sonra konuğumuzu sizlerle tanıştıralım. Sayın Fatih Önge, Günnar Belediye Başkanı. Hoş geldiniz diyelim mi? Diyelim. Hoş geldiniz başkanım. Nasılsınız? Hayırlı olsun göreviniz. Hoş bulduk Leyla Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Teşekkür ederim. Bu kente, ilçelerimize, her karış toprağına hizmet edecek bütün büyüklerimiz ya da akranlarımız bizim için çok önemli. Görev bir yana, hepimiz sosyal sistemde eşitiz zaten. Tabii ki. Ve yerelle belediyelerde bir şekilde kol kola çalışmak zorunda. Bu programda da onun bir örneğini sergilemiş olduk. Tabii, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizi tanıyacağız ama biz geleceği gören bir kanal olarak. Evet. Sevgili izleyicilerim diyebilir, bu ödülün ne işi var burada şimdi, hayırdır? Zaten bir ödül almıştım. Sevenlerimiz, takdir edenlerimizden sağ olsunlar. İkinci bölge iş insanları ve başarı ödüllerimizde Sayın Fatih Önge'yi ödüllendirmiştik biz zaten. Evet. Nil RTV olarak ve Mesut Sezer Eğitim Kurumları olarak. Çünkü Çukurova'nın her bölgesi, her karışı bizim için çok önemli. Bölgeye ve siyasete emeklerinden dolayı ödüllendirmiştik. O geceyi taçlandıran ödüllerden biriydi. Sağ olsun Sayın Başkanım, jest olsun diye yanında getirmiş ödülünü. Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha programda kurucu başkanlarım ve çalışanlarım şahsın adına size takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Geleceği görmek böyle bir şey. Çok teşekkür ederim Leyla Hanım. Evet. Böyle bir şey. Şöyle koyalım, görünsün isterseniz. Ödülümüzü yayına getirmek istedim. Çünkü evet, o gece bana sağ olsun Nil Radyo TV olarak takdir ettiğinizde de ifade etmiştim. Ben yani genç bir siyasetçi olarak, eski bir emekli asker, genç bir siyasetçi olarak siyaset hayatımın ilk ödülüydü. Büyük bir mutluluk ve gurur duymuştum. Bugünkü davetiniz üzerine de ödülümle beraber size tekrar teşekkür çok etmek teşekkür istedim. Çok yani nazlısınız. Beni böyle bir ödüle layık gördüğünüz için, takdir ettiğiniz çok için başta Mesut Sezer Bey olmak üzere şirket yönetimi, yönetim kurulu ve Nil Radyo TV ailesine tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hep böyle eleştiren bir toplum olduk birbirimizi ve evet, başarıları maalesef alkışlamayı unuttuk. Maalesef. Bu da Nil RTV'nin ve Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın ikinci bölgeye hizmet edenlere haddimiz olmadan teşekkürümüz için küçük bir jestimizdi. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Teşekkür ederim. Anlattığınız için. Fatih Önge kim desem neler söyleyebiliriz? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne uzun yıllar hizmet verdiniz. Evet, çok Leyla önemli bizim evet için. Bilakis bu konudan dolayı da sizi ağırlamaktan onur duyuyorum. Teşekkür kısaca ederim. Özetleyelim mi geçmişinizdeki emekleri? Çünkü bugüne ışık tutacak olan geçmişimiz aslında. Tabii ki. Buyurun. Müsaade ederseniz şöyle kısaca özetleyeyim. Elbette. Ben elbette. 1982 yılında Erzurum'da doğdum. Babam veteriner sağlık teknisyeniydi, memurdu. Memuriyeti sebebiyle orada görev yaparken 1982 yılında Erzurum'da doğdum. Günnarlıyım tabii ki, memleketim, ilçemden. İlkokulu Yozgat'ta ve şu an Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapıldığı Büyükeceli mahallemiz var bizim. Orada okudum ilkokulu. Evet. Daha sonra ortaokul eğitimim için burada Toroslar'da, Toroslar ilçemizdeki 19 Mayıs İlköğretim Okulu'nda eğitim aldım. 1996 yılında Kuleli Asker Lisesi'ni kazandım Leyla Hanım. O yıl hem Mersin Fen Lisesi'ni kazandım hem de Kuleli Asker Lisesi'ni kazandım ama asker olma sevdasıyla 1996 yılında Kuleli Asker Lisesi'ne gittim. 2004 yılında da Kara Harp Okulu'ndan Topçu Teğmen olarak mezun oldum. Yurt içinde Van Erciş, Ankara, Polatlı, Tunceli, Hozat gibi yerlerde görev yaptım. Ayrıca 2017 yılından itibaren de Afganistan'da NATO görevinde bulundum 7 ay Kabil'de. Almanya'da bir 3 ay yine NATO görevinde bulundum. 2019 yılında da Azerbaycan'da Ateşelik'te görev yaptım. 2020-22 yılları arasında da Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Tel Abyad'da Komando Tugayı'nda Topçu Tabur Komutanlığı yaptım. 2022 yılının
Ocak ayı itibariyle de siyasete atılmak için EYT'li olarak emeklilik kararı aldım ve 2022 Mart ayında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde açılan Siyaset ve Liderlik Okulu eğitimine başvurdum. Orada 400 kişi içerisinden seçilerek 10 haftalık bir eğitim aldık. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin himayelerinde, genel merkezimizde. Geçen sene de Sayın Genel Başkanımızın ve partimizin takdiriyle Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayıydım 11. sırada. Genel seçimlerde çalışmalarda bulundum. Bu sene de öz vatanım, memleketim Günnar Belediye Başkanı adaylığı nasip oldu. Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Cumhur İttifakı adayı olarak ve 80 gün boyunca zorlu bir seçim süreci geçirdik. Günlar'da her kapıyı çalmaya, her eli sıkmaya, her yüreğe dokunmaya çalıştık ve çok şükür ki kıymetli hemşerilerimizin takdiriyle de Günnar Belediye Başkanı olarak 31 Mart'ta seçildik. Tebrik ediyoruz. Genel özetimiz bu şekilde. Güzel bir başarı öyküsü, güzel bir yürüyüş öyküsü bu. Bu arada seçim çalışmaları döneminde Sayın Başkanımı ne zaman arasak bizzat kendisi açtı telefonu. Ya müsait olduğunu söylediler ya müsait olmadıklarını söylediler. Evet. Ama bu da önemli bir mütevazılıktır. Kim olduğunu unutmamak çok önemli bir değer. Haddim olmadan bu konuda da teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çünkü biz halka yakınız, halka yakınız deyimi artık çok itici geliyor. Biz halkız, hepimiz aynıyız, bir farkımız yok. Tabii. Görevler bir uçurum yaratmıyor. Tabii ki. Bu bakımdan da çok takdir ediyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Günler... Çok önemli bir bölge, evet. Çukurova için. Türkiye sahil beldelerini düşündüğümüzde, ilçeleri düşündüğümüzde çok önemli bir belde. 1900'lü yıllarda, şöyle küçük bir özet, yıllarda Adana Valilik, Silifke, Mutasarrıflık, Girindire ilçe, Zeyne, Bucak merkeziyken Günlarımız. Günlar'ın şimdiki ilçe merkezi ise Yörüklerin alım-satım yaptıkları bir adı da Anay Pazarı olan köy imiş. Hala da öyle kullanılır. Öyle yani. Evet. Pazara gidiyorum derler aslında. Değil ilçe mi? Merkezine giderken. Evet, ismi de çok güzel. Gül ve Nar. O da şuradan geliyor. İlçe adını Yörük Beylerinden Yahşi Bey'in kızı Gül Nar Hanım'dan almış. Evet. Bu da çok önemli. Çok, çok önemli. Güzel bir Gülnar öykü. Hatun bizim için çok önemli bir kültürel değer. Günlar'ın ismiyle ilgili şöyle bazen bir yanlış algı var aslında. Hani gül ve nar kelimelerini düşününce insanlar hani gül yetişiyor sanıyorlar. Aslında neden yetişmesin? Günlar, günlar demek nar çiçeği demek Leyla Hanım. Yani nar yetişiyor bizim bölgemizde. Günlar'da nar yetişiyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sahil şeridinden tutun yaylasına kadar büyük bir coğrafyaya, yani sahilden yaylaya kadar uzanan büyük bir coğrafyaya ve cennet gibi bir tarımsal da üretime sahibiz çok şükür. Günler Mersinli'nin çok önemli bir ilçesi Sayın Başkanım. Ve Toros Dağları'nın 950 metre yüksekliğinde bir platoda yer alıyor. Akdeniz'e de 32 kilometre uzaklıkta bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Akdeniz'e kıyısı olan bir ilçe olduğu için hep denize kıyısı olan ilçeler, yöreler, kentler gelişime çok açıktır. Evet. Fatih Önge, Günler'in geçmişteki istihdamını, tarımsal varlığını, birçok coğrafi işaretli ürününüz var, endemik ürününüz var, oralara da geleceğiz. Çok doğru. Geçmişini şöyle bir düşündüğünde, geleceğine dair ne gibi kapılar aralamayı düşünüyor Günler'a? Fatih Önge farkı ne olacak Günler'a hizmette? Şöyle ifade edeyim Leyla Hanım. Buyurun. Günler tabii ki geçim kaynağı, temel geçim kaynağı olarak tarım ve hayvancılığa dayalı bir ilçemiz, memleketimiz. Ve ben seçim sürecinde de hep ifade ettiğim bir şey vardı. Eğer bir kişi ben Günler Belediye Başkanıyım diyorsa her gün tarıma ve hayvancılığa destek olacak ne yapabilirim diye dert etmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben ve hep seçim sürecimde de bu şekilde ifade ettik. Sizin de söylediğiniz gibi sahil şeridi de olan, yaylaları da olan ve her iki
coğrafi bölgelerde de ürünleri yetişen bir yer Günler. Yani bizim Büyükeceli, Yanışlı, Sipahili mahallelerimizde bugün portakal, mandalina, muz seraları varken yaylamızda da elmamızdan tutun da gezen de eriğimize kadar Zeynep'imizin incirine ve zeytinine, hatta kuskanda ve kuskanda da Antep fıstığımız yetişiyor ve temel merkezimizden itibaren de zaten en büyük şeyimiz kişniş üzümü. Kişniş üzümü. Türkiye üretiminin %75'ini karşılıyor. %75'i ve bademimiz, yani Günler bademinin çok de ayrı bir aroması vardır. Yani Mersin içerisinde diğer ilçelerimizdeki kıymetli hemşerilerimiz bile Günler'in bademini ararlar yani. Çünkü ayrı bir aroması var. Ve badem bahçeciliği de gelişiyor şu an Günler'de. Evet. Ve biz inşallah belediyemiz olarak mutlak ve mutlak suretle tarımda ve hayvancılıkta her zaman hemşerilerimizin yanında olacağız. Yani tarıma destek şu da demek değil. Yani ben gübre dağıtacağım ya da hayvancılıkta yem dağıtacağım. Bu demek değil. Sadece salt bu anlamı yok. Bir hemşerimizin bağının bahçesinin yolunu yaparsınız. Bir elma tüccarımızın bahçesine giden yolu yaparsınız ki ticaretini rahatlıkla yapsın, gelen tüccarlar rahatlıkla onun bahçesine ulaşsın. Bu da bir tarıma destektir. Nakli akış açısından. Evet, yani evet. Sadece şimdi bizim işte seçim sürecinde çok söylediğimiz bir şeydi bu. Çünkü bazı diğer adaylar yok gübre dağıtacağım, yok yem dağıtacağım. Hani biraz daha seçmeni yanıltıcı bir ifade bence bu. Sadece bu değil tarıma destek. Eğer sadece bunda tarıma destekten bunu anlarsanız olduğunuz yerde sayarsınız. O yüzden biz her zaman özellikle tarımda ve hayvancılıkta hemşerilerimizin yanında tutacağız. Yanında olacağız. Projeler üreteceğiz ki ilk açıkladığımız projeydi adaylık sürecinde. Mutlaka Günler'e bir hayvan pazarı kazandıracağız. Günler tarımda ve hayvancılıkta. Evet, küçükbaş hayvancılık besiciliği çok yaygın çünkü biz Yörük diyarıyız, Yörük memleketiyiz ve küçükbaş hayvancılık yaygın. O yüzden küçükbaş hayvancılık ve besicilikle uğraşan, büyükbaş besicilikle de uğraşan tabii ki hemşehrilerimizle beraber mutlaka Günler'e bir hayvan pazarı kazandıracağız. Çünkü bizim kendi hemşehrilerimiz şu an MUT'a gidiyor, MUT'taki pazara gidiyor. Ama MUT'taki pazarda satılan bir küçükbaş hayvan bu Günler malı diye anlatılarak, yani Mercedes, BMW anlatılırmış gibi. Temiz havada övülerek yani. Temiz nerada otladı. Tabii ki Günler, bu Günler malı diye satılan küçükbaş hayvancılığı biz kendi memleketimizde satmak istiyoruz ve bunun ticaretinin merkezinin de kendi memleketimiz Günler olmasını istiyoruz. İnşallah bu şekilde bir projemiz var. Bunu mutlak surette hayata geçireceğiz inşallah. Evet. Tarım konusunu biraz açmak istiyorum izniniz olursa. Hem endemik bitkilerin, coğrafi işaretli bitkilerin dünya genelinde tanıtılması açısından da çok önemli bir festival alanı olmalı bence. Günler sizce de öyledir eminim. Oralara daha sonra gelelim, festivaller ve sanat etkinlikleri konusuna izin verirseniz. Ancak tarım denilince yem fiyatları bir yandan çiftçinin belini büküyor. İşte tohum fiyatları ayrı bir şey. Kooperatifleşme çok önemli bir etken. Uzunca bir süredir ötelendi. Artık işte çiftçiler tarım yapmaktan da aşama aşama vazgeçti. Bir kısım çiftçiler. Kooperatifleşme konusunda bazı planlarınız var mı? Tarımı derinlemesine etkileyecek, üretimi etkileyecek projeleriniz var mı ayrıca? Tabii ki. Leyla Hanım şöyle, kooperatif konusunda müsaade ederseniz başlayayım. Siz de ifade ettiğiniz gibi kuş üzümü, Günler'de yetiştirilen kuş üzümü ile ilgili bizim kooperatifimiz var. Ve bu kooperatifiyle yönetimiyle de görüşmeler yaptık biz adaylık sürecinde de. Çünkü kooperatif bizim Günler için değer, bir değer. Yani onun kurulması bile çok kıymetli bir hizmet Günler için. Ancak burada ben şunu da ifade etmek istiyorum ve kıymetli hemşehrilerimizden, Günler'li hemşehrilerimizden bu kooperatiflere de sahip çıkmak lazım. Yani üretilen ürünlerin kooperatif üzerinden satışına destek olmak lazım. Çok ferdi düşünmemek lazım. Çünkü yönetimle yaptığımız görüşmelerde bunu ifade ettiler. Yani
üretici, bazen kooperatifi değil, kendi bireysel ticaretini göz önüne alarak kendi ayrıca anlaşmalar yapabiliyor şeklinde ifade ettiler. Aracılar da bu konuda bu kooperatiflere tabii ki zarar verir. Yani kooperatiflere eğer üretilen ürün kooperatif üzerinden bir birlik, beraberlik, ortak anlayış içerisinde pazarlanmazsa zarar verir. Herkes kendini düşünürse. Biz tabii ki bu noktada Günler Belediyesi olarak kooperatifimizin yanında olacağız. Üreticimizin yanında olacağız. Ve benim hep söylediğim bir şey var. Ben özellikle markalaşmaya çok önem veriyorum. Yani kuş üzümü evet kooperatifimiz üretiyor, paketliyor. Bunu pazara sunuyor. Ama biraz daha marketlere, zincir marketlere satış yapabilecek şekilde yarım kilo, 250 gram, 1 kiloluk paketleme yapmamız lazım. Ve bunu da marka, bir marka basarak üzerine paketlerin markalaşmamız lazım. Ben de yaptığımız görüşmelerde özellikle kooperatif yönetimine bunu ifade ettim. Ve bununla ilgili araç gereç, makine teminine uğraşacağız inşallah. Gerek bir Cumhur İttifakı Belediyesi olarak Yüce Türk Devleti'nin imkanlarından yararlanarak, gerekse kendi kooperatifimizin imkanlarıyla kendimiz makine alabilirsek, belediye olarak destek de olabilirsek, buna çok önem veriyoruz. Ama sadece Leyla Hanım kuş üzümünde değil, ben günlerde ne üretiliyorsa, pazara sunuluyorsa, badem, gezende eriği, coğrafi işaretini gezende eriğimiz aldı. Ama bunun da ayrıca coğrafi işaret demek değil sadece istediğim şey. Bir markası olması lazım ki benim hedef kitlem aslında zincir marketler yani. O marka üzerinden zincir marketlere satış i̇hracat yapabilmek. İhracat da tabii ki çok önemli tabii ki bir ihracat, avantaj tabii sağlayacaktır. Ki. O evet. Daha sonraki bir adım gibi daha tabii ki projemizde. Gibi. Çünkü önce bir o işleyişe bir alıştıralım kendimiz, bir markamız olsun Günler olarak. Elmamız var, incirimiz var, Şeyh Ömer mahallemizin, köyümüzün leklek fasulyesi var ki Günler nohutu meşhurdu. Maalesef üretimi azaldı Günler'de. Bunu tekrar destekleyerek o meşhur Günler nohutunu tekrar pazara sunmak istiyoruz. Bu şekilde en büyük zaten Günler'le ilgili derdimiz tarım ve hayvancılık. Ve tarımda üretilen bu biraz önce ifade ettiğim gibi sahil şeridinden tutun yaylalarına kadar üretilen o zengin çeşitliliği hem pazara sunmak hem de üreticiyi kendi başına bırakmadan gerekirse başka pazarlar bulması noktasında onların yanında olmak. Yanında hemşehrilerimizin yanında olmak istiyoruz. Evet. Organik zeytin üreticiliği de çok yaygınlaşıyor evet, Günler'de evet. Son yıllarda evet. Gözlemlediğim kadarıyla. Evet. Bu konuda da sanırım destekleriniz olacak. Bu konuda da tabii ki özellikle zeytinyağı fabrikaları kurmak istiyoruz. Özel teşebbüsler de olsa ben hep bunu söyledim. Yani hangi işin ucundan tutulacaksa tutarız. Hangi projeye destek verilmesi gerekiyorsa projelere destek veririz. Kooperatif projesi olsun, bir şahıs projesi olsun ya da bir girişimci hemşerimiz, Günlerli bir hemşerimiz eğer bir tesis kurmak istiyorsa da biz belediye olarak onun yanında olmak zorundayız zaten. Yani belediye başkanı ve belediye vatandaşın yanında olmak için vardır Leyla Hanım. Evet. Karşısında olmak için yoktur. Yani elbette. Düşünsenize şurada 15-20 gün önce vatandaşlarımız, hemşerimiz bize oy verdiler. Allah yani razı benim olsun. Karşımda ol diye vermez vatandaş size oyu. Elbette. Yanımda ol. Benim problemlerimin çözümünde destek ol, çöz, hizmetlerimi gör ve ben bir şey yapacağım zaman da zorlaştırma, kolaylaştır. Tabii ki kanunlar, nizamlar, yönetmelikler çerçevesinde. Bu çok elbette önemli. Ki, elbette evet. Ki. Tabii ki sonradan seçmen denetim mekanizmasında işletiyor. Tabii sizin ki. Bu gayretlerinizi ve mesajlarınızı mutlaka duyacak, tabii görecek, ki. Tanık olacak ve değerlendirecek tabii diye ki, düşünüyorum inşallah. Kıymetli başkanım. Teşekkürler. Şimdi zaman zaman konudan uzaklaşıp başka yere geçmek istiyorum. Buyurun. Çok sevdiğim dostlarım var Günler'le. Günler'i konuşmak için Günler'le olmaya gerek yok. Bütün evet. Kentlerimiz için, ilçelerimiz, beldelerimiz için bu öyle.
biraz araştırmaya çalıştım sizinle sohbet edeceğim diye, ama ben biliyorum, ispatlamaktan yerine sizin söyleyecekleriniz çok önemli. Onun için ben susarak sizi dinlemeyi tercih edeceğim. Evet. Ulaşım ve altyapı konusunda günlerin eksikleri var mıdır? Sizi bekleyen işler nelerdir? Bu konudaki hedefleriniz nelerdir? Ulaşımı nasıl Gülnar'ın, altyapısı nasıl? Ve daha sonra eğitim konusuna geçtiğimde de konuşalım istiyorum. Günlar'da hiç yüksek okul var mı? Var. Evet. Ben biliyorum ama bildiklerimizi de soruyorum. Anladım. O halde ulaşım ve altyapı konusunda Gülnar'ın ihtiyaçlarını bir konuşalım mı? Bakalım hangi işler size böyle kollarınızı sıvatacak? Nerelerde çok zaman harcayacaksınız, efor harcayacaksınız? Şöyle ifade edeyim Leyla Hanım. Gülnar'da tabii ki diğer ilçelerle bağlantı yollarımız var. Silifke ile olan yol, Mut'la olan yol ve Aydıncık'la olan yol. Bu üç komşu ilçeyle olan bağlantı yolları çok önemli ki devletimizin desteğiyle Silifke-Gülnar yolu bitmek üzere. İnşallah bu yılın sonunda %20'lik bir bölüm kaldı. Gökberen mahallesi var Silifke'nin. O mahalledeki o küçük bir bölüm kaldı. Gülnar Silifke yolu bitmek üzere. İnşallah bu yılın sonunda bitecek. Devletimiz o yatırımlarına, o hizmetine devam ediyor. Bizim tabii belediyemizin şöyle bir avantajı var. Ben seçim sürecinde de bunu söyledim. Adayken de. Ben Cumhur İttifakı'nın adayım. Yani hükümetin, devletin adayıyım. Ve devletin hizmetlerini takip etme noktasında kıymetli milletvekillerimizle beraber gerekirse Ankara'da bakanlarımızın makamına giderek Sayın Bakanım bu hizmetleri bekliyoruz. Bu hizmetler ne oldu? Bu proje yavaşladı. Bunları istişare edebilme noktasında bir Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Gülnar için avantaj zaten şu an. Çünkü hükümetle merkezi yönetimle aynı anlayışta bir siyasi partinin mensubu olan bir belediye başkanıyız biz. Biz tabii ki Gülnar olarak da şuna çok önem veriyoruz. Kıymetli hemşehrilerimiz de bunu sıklıkla ifade ediyor. Biliyorsunuz Akkuyu Nükleer Santrali bizim Gülnar ilçe sınırlarımız içerisinde yapılıyor. Büyük Eceli mahallemizde yapılan, bizim ilçe sınırlarımız içerisinde yapılan Yüce Türk Devleti'nin tarihindeki en büyük yatırımlardan birisi. Rusya Federasyonu ile beraber hem inşası yapılıyor hem de işletilecek yıllarca. Akkuyu'da da birçok hemşehrimiz çalışıyor. Ancak onlar ilçe merkezinden Büyük Eceli'ye gidiş gelişlerindeki mevcut yol tabii ki biraz daha eski, biraz daha yol düzeltildi ama biz daha geniş, daha çalışanlarımızın rahatlıkla mesailerine sabah gidişlerinde, dönüşlerinde, akşam rahatlıkla kullanabilecekleri, hatta ticari olarak da bir yol olarak kullanabilecek daha geniş kapsamlı büyük bir yol projesi peşindeyiz. Bunu zaten etüt çalışmaları başladı. Yine ifade ettiğim gibi merkezi hükümetimiz tarafından, devletimiz tarafından etüt çalışmaları başladı ve 2025 yılının sonunda da tamamlanması planlanıyor. Bu yolun ve bu projenin peşinde inşallah koşacağız. Takipçisi olacağız. Yol konusunda da tabii ki hem ilçe merkezimizde hem de özellikle köylerimizde, köy yollarımızda süratle bir seferberlik başlatmamız gerekiyor. Evet. İmkanlarımızla beraber. Evet. Gerek Gülnar Belediyesi imkanlarıyla, gerekse de Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki yolların yapılması noktasında da takipçi olacağız inşallah. Umarız, umarız. Bunlar önemli. Evet. Bölgenin ticari hareketliliği artarken, sözünüzü bölmemiş oldum değil mi, bitirmiştiniz efendim? Evet. Ticari hareketliliği artar iken bölgenin sosyal değerini korumak, ekolojik değerini korumak, demografik dokuyu korumak ve milli değerleri korumak çok önemli. Çok doğru, zaman zaman bölgeden bize ulaşan haberleri, şöyle bir soru sormak istiyorum ama cevap vermeme hakkına da sahipsiniz. Buyurun. Sayın Başkanım. Bölgeden bize ulaşan haberlere baktığımızda acaba diyoruz, Akkuyu çok önemli bir devlet yatırımı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iştirakleriyle, dijital iştirakleriyle hizmete açıldığını tanık olduk. Bölge içinde nasıl bir yatırımdır? Bölge yaşayanlara daha iyi değerlendirir. Evet. Şahsi kanaatim önemli değil burada. Evet. Ancak Akkuyu Gülnar'a ne kattı, ne kazandırdı, ne götürdü? Bunu da iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü
dediğim gibi haberleri irdelediğimizde, Günnar temsilcimizin bize ulaştırdığı haberlere de baktığımızda Akkuyu sebebiyle kiralar çok astronomik rakamlara çıkmış durumda. Evet. Şimdi bu konuların şikayeti hep sizi bulacak değil mi? Sayın Başkanım, işte böyle böyle şikayetlerimiz var. Şu konularda zorlanıyoruz. Belki de sosyal konutlara ihtiyacınız da olacak. Evet. Kim bilir? Orta gelirli aileler için. Sonra bir talan başlar mı? Orada çalışan yabancı uyruklu insanlara, astronomik fiyatlara gayrimenkul satmak adına işte gerek iş yeri inşası, gerek gayrimenkul inşası adına günlerde bir talan başlar mı diye çok korkuyoruz biz. Evet. Sayın Fatih Önge, bu düşüncelerin neresinde olur? Bu tarafında mı, günler tarafında mı olur? Şimdi şöyle ifade edeyim Leyla Hanım. Ben özellikle ifade etmiştim kendi özgeçmişimi anlatırken. Çok böyle çerçeveleyerek sormaya çalıştım ama. Anladım, evet. Çok iyi anladım. Estağfurullah. Özgeçmişimi anlatırken özellikle vurgulamıştım. Evet. Ben ilkokulu Büyükece'de okudum. Yani şu an Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapıldığı mahallede, hatta şu an santralin yapıldığı o koyda ben kendim de zıpkınla balık avlıyordum gençliğimde. Dalgıçım kendim. Çok avlandım. Yani o tam santralin yapıldığı koyda geçti benim çocukluğum, gençliğim. O yöreyi çok iyi bilirim. O zaman da dahil orası Büyükeceli bir beldeydi. Belediyelik bir beldemizdi. Ve belediye başkanımız, o dönemki belediye başkanımız rahmetli Kemal Güdül başkanımızın odasında çok çocukken, gençken çok bulundum bu tartışmaların içerisinde. İşin mutfağından geliyorsunuz. Evet, yani ve başkanım. O zaman şöyle şöyle bir örnek vereyim. Ben buyurun. Geçen sene milletvekili adaylığımda da bunu ifade ettim. Fransa'da 56 tane nükleer santral var Leyla Hanım. Evet. 56 tane. Ve bu benim o yıllarda duyduğum sayıydı. Hala değişmemiş. Daha sonra araştırdık. Ve biz ilk defa Türkiye Cumhuriyeti olarak birinci nükleer santralimizi yapmaya çalışıyoruz ve buna hayır deniliyor. Ben yani 14 yaşından bu yana devletin elinde yetişmiş bir devlet adamıyım diye hep kendimi ifade ettim. Ve her zaman Yüce Türk Devleti'nin yanında olurum her türlü projede ve bu konuda da evet Akkuyu Nükleer Santrali yapılmalı. Bizim bölgemizde yapılıyorsa bu bize büyük bir sorumluluk yüklüyor ve bizim gerçi ilçe sınırlarımızda olmasından da ben mutluyum açıkçası. Çünkü onu çok ifade etmedim. Akkuyu Nükleer Santrali biliyorsunuz Rusya Federasyonu ve Yüce Devletimizin ortaklığında yapılıyor. Evet. Ruslar yıla inşa ediyorlar ve yıllarca işletecekler ve ben iyi derecede Rusça biliyorum Leyla Hanım. Bölge halkının yabancı diline de faydası oldu mu? Biz bunu da sizden duymak yani, istiyoruz. Yani Rusça eğitimini biraz yönlendirmek istiyoruz ama onu ben de kendim de Rusça bildiğim için hatta bir kurs açıp ilk dersi de vermek istiyorum. Ancak şunu müsaade edersen sorunuza şey yapayım. Tabii ki. Günlara ne katkısı oldu? Tabii ki biraz istihdam sağladı. Akkuyu'daki şirketler var. Akkuyu'nun kendi ana şirketleri olsun, oradaki diğer inşaata devam eden taşeron şirketler olsun. Bir istihdam sağladı. Ancak biz sadece istihdam noktasında bakmıyoruz Akkuyu'ya. Evet. Yani biraz önce ifade ettim. Tarımda bir şey, mesela yukarıda gezen de eriğimizin Akkuyu pazarında da satılabilmesi lazım. Akkuyu'nun bizim hem tarımımıza hem hayvancılığımıza da faydası olması lazım. Bunun için de o biraz önceki Büyükeceli Günler yolunu çok önemsiyoruz. Bu projenin takipçisi olacağız dememin sebebi o. Daha çok çalışanlarımızın işlerine kolay gidip gelmesi, daha kısa sürede gidip gelmesiyle beraber aslında o yolun yapılmasıyla ticari bir avantaja dönüştürebilir miyiz Akkuyu'nun oradaki varlığını? Onun elbette derdindeyiz. Onun derdindeyiz. Yani hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin yetiştirdiği hayvanları, besicilik yapanların işte o uğraşısını ticari olarak hemşehrilerimize katkı sağlayacak şekilde Akkuyu'yla beraber bir katkısı olabilir mi? Bunun derdindeyim ben aslında. Tabii ki çevresel faktörlerimizle ilgili yüce devletimiz tedbirleri alıyordur. Ben öyle çok kuru kuruya negatif eleştiri yapmayı sevmem. Sonuçta Yüce Türk Devleti her şeyi düşünür, tedbirini alır. Biz belediye olarak
ne destek olacaksak, özellikle çevresel faktörlerle ilgili oradaki yoğunluğun çevreye vereceği negatif etkilerin giderilmesiyle ilgili hem belediyemiz olarak, Günnar Belediyesi olarak ne üstümüze düşerse yapmaya hazırız. Hem de eğer Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarına ihtiyacımız duyarsa da bununla ilgili de Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak oradaki Harika. Çevreye olan zararı bizim minimum seviyeye indirmemiz lazım. Evet. Ev kiralarıyla ilgili de şöyle bir şey var. Orada Akkuyu'da çalışan özellikle Ruslar zaten Taşucu, Silifke bölgesine yerleşmiş durumdalar. Günler biraz daha aslında Taşucu'na ve Silifke'ye baktığınızda ev kiraları olarak biraz daha uygun. O yüzden de Akkuyu'da çalışan Mersin dışından gelen kıymetli vatandaşlarımız var. Sivas'tan, Tokat'tan, Amasya'dan, işte Urfa'dan gelmiş vatandaşlarımız var. Onlar daha çok zaten Günler'de ikamet etmeyi tercih ediyorlar. Çünkü halihazırda Günler'de biraz daha Silifke'ye ve Taşucu'na oranla kiralar biraz daha uygun daha gibi. Daha uygun evet. diyorsunuz. Daha yani evet. Çok uygun teşekkür gibi. Ederim. Teşekkür Çünkü ederim. Ben itham eden soruları sevmiyorum. Karşıdakine açıklama hakkı tanıyan soruları seviyorum. Tamam. Dolayısıyla o bölgenin çocuğusunuz. Evet. Orada büyümüşsünüz. Oranın kültürünü hazmetmişsiniz evet. ve bu görevi üstlenmişsiniz. Tekrar başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Genel çerçeveleriyle bunu da sizin ağzınızdan duysun istedik RTV izleyicileri. Teşekkür ederim. Asıl olan devlettir, devlet kararıdır diyorsunuz. Evet. Her türlü tedbirler alınmıştır. Halkımız rahat Tabii olsun ki. Diyorsunuz. Herhangi bir talana, herhangi bir yanlışa da en belediyemiz, yörenin, hem de devletimiz yörenin evladı olarak öncelikle Önce biz zaten bizde yani dediğim gibi Cumhur İttifakı Belediye Başkanı olarak da yapılan bir yanlışa çok şükür ki eğitimimiz, yetişmişliğimiz ona müsait gidip bir bakanımıza sayın bakanım bakın burada böyle böyle yanlışlar yapılıyor da deriz yani. Çünkü evet. memleketimizin memleketimiz Günler bizim için daha öncelikli. Önce vatan. Öncelikli. Gerisi evet. teferruat evet. değil mi? Tabii ki anladığım kadarıyla Sayın Başkanım, Sayın Fatih Önge, şimdi Akkuyu'nun orada olması bir takım hizmet ivediliklerini de evet. Lokomotif görevi görüyor. Evet. İşte yollar daha çabuk yapılmalı, transferler daha çabuk yapılmalı, evet. gidiş gelişler daha düzenli olmalı. Evet. Ticaret konumlandırmalar da ona evet, göre elbette ki beldenin tüketimine ve de üretimine de faydası olacaktır. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum ki Günler okur yazar oranı çok yüksek bir ilçe. Evet, evet. Bizi de program yapan isimler var. Evet. Günler'le olan sevgili Aslı Aktoprak'tı değil mi arkadaşlar? Değerli fizyoterapistiniz. Aslı Hanım var evet. Sevgili Kıtlay Özcan var. Kıtlay abi var. Mersader Başkanı Adem Burçin Özcan evet, bizde evet. program yapıyor ama kıymetli bir kardeşimiz evet. o da. Birçok Günler'li hemşehrimiz evet. var çevremizde. Okur yazar oranı çok yüksek bir ilçe. Evet. Kültür düzeyi oldukça yüksek. Evet. Üstelik Günler dışına çıktıklarında da Günler'li olma özelliklerini hep koruyorlar evet. ve o sempatiklik hep var. Bir birlik sizde beraberlik evet. daha yoğun oluyor, evet. daha güçlü oluyor. Bir var yani bir var. Günler'li evet. Günler'liyi çekiyor ve o doku hep evet. yaşatılıyor. O durumu da çok seviyorum açıkçası. Evet. Arkadaşlarımla da gözlemleyebiliyorum. Evet. Dışarıya beyin göçü var mı? Diğer ilçelere işte bu Akkuyu olsun, düşündüğünüz bir takım istihdam yatırımları olsun. Günlerden beyin göçüne umarım engel olur. O tür projelerde var mı? Mesela Akkuyu gibi ya da bir başka istihdam kaynağı gibi çok okur yazarınız var. Evet. Şöyle ifade edeyim çok Leyla üniversite Hanım. Mezununuz var. Evet. Çok tahsilli genç, çok asker çıkaran, çok polis çıkaran bir ilçesiniz. Evet. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi Günler okuma yazma oranı yüksek, okumayı seven. Çok. Tabii biraz da yayla ve coğrafi olarak aslında bazı konularda dezavantajı olduğu için Günlerler okumayı tercih ediyor ve hem devlet bürokrasisinde devlet hizmetlerinde de çok yoğun bir şekilde Günlerli var. Bu bizim için ayrı bir gurur kaynağı tabii ki. Benim zaten 2022 yılında emekli olup siyasete atılma kararımdaki temel şey bu. Yani şöyle dedim ya Günler'in bu kadar okumuş insanı var. Ama Günler'in durumundan ben Günler'in bir evladı olarak çok memnun değildim. Birilerinin Günler artık
vizyonuyla, eğitimiyle sahip çıkması gerekiyor diye düşünürken, böyle Suriye'de görev yaparken bir masa başında dedim ki o zaman Fatih bunu sen de yapabilirsin. O zaman emekli oluyorsun, siyasete atılıyorsun. Memleketine sahip çıkıyorsun. Bu düşünceyle ben siyasete atıldım. Tebrik ediyorum. Ve çok şükür ki bugün nasip oldu. Yüce Allah nasip etti. Kıymetli hemşehrilerimiz takdir ettiler. Rabbim ki, utandırmasın. Biz sadece Cumhur İttifakı'na gönül verenlerden oy almadık. Yani diğer partilerden, CHP'lilerden dahi Fatih Bey biz hayatımızda ilk defa senin şahsın için Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vereceğiz dediler. Bunu çok duydum ve bu benim için ayrı bir gurur kaynağı. Çünkü Günnarlılar okumuş insanlar olduğu için eğitimli ve yetişmiş insanın kıymetini gayet iyi anladılar, şükürler olsun o ki sahip çıktılar. O halde Cumhur İttifakı bile isabetli bir karar vermiş. Fatih Önge ismine talip olmuş her şeyden önce. Evet. Siz de yani, vatandaşların oylarına talip Sayın olmuş. Genel Başkanımızın takdirleri tabii ki. Sağ olsunlar. Ve bu takdire kıymetli Günnarlı hemşehrilerimiz de partili partisi sahip çıktılar. Yani ben ve hep şunu söyledim Leyla Hanım. Evet ben Cumhur İttifakı'nın adayıyım ama tüm Günnarlı, kıymetli Günnarlıların oyuna talibim ve 1 Nisan'dan itibaren de bize nasip olursa tüm Günnarlıların belediye başkanı olacağım ben. Olması gereken ve, o zaten. Sadece Günnar'da yaşayan Günnarlıların belediye başkanı değilim ben. Ben kendimi öyle düşünüyorum. Mersin'de yaşayan, Ankara'da yaşayan, İstanbul'da yaşayan Günnarlıların da belediye başkanıyım. Evet. Mersin'deki derneklerimiz var. Günlar'la ilgili derneklerimiz var. Kıymetli Günnar'la hemşehrilerimizin kurduğu dernekler var. Bu derneklerin de herhangi bir faaliyetinde, projesinde eğer Günnar Belediyesi olarak bir destek sağlayabileceksek bu desteğe biz hazırız. Bunu ifade etmek istiyorum. Sadece evet bizim seçmenimiz sadece Günnar ilçe merkezindeki, ilçe sınırlarındaki seçmenlerimiz ama biz 1 Nisan'dan itibaren tüm Günnarlıların belediye başkanıyız. O yüzden İstanbul'da yaşayan Günnarlılara da, Ankara'da yaşayan Günnarlılara da, Mersin merkezde yaşayan Günnarlılara da her zaman kapımız ve gönlümüz açık Leyla Hanım. Siz Günnar'ın sınıf başkanısınız. Artık sınıfa eşit davranma sözü veriyorsunuz. Tabii. Buradan anladığım tabii kadarıyla. Çok teşekkür ederim. Güzel dilekler bunlar ve olması gereken, emsal teşkil eden sözler. İnşallah. Aynı zamanda turizm konusuyla devam edelim. Sonra da festivale geçelim istiyorum izniniz evet olursa. Turizm konusunda da önemli bir potansiyele sahip. Doğal güzellikleri bakımından çok zengin. Merkeze 150 kilometre mi? Mersin merkezi. Evet, biraz galiba daha kısaldı aslında. Daha mı kısaldı? Literatürlerde yol, yeni yapılan bu Silifke Günnar arasındaki yol, yeni yapılan yolla beraber süre biraz daha kısaldı. Evet. İşte Günnar'da yayla turizmi de yaygınlaştırılabilir aslında. Sağlık turizmi de devreye alınabilir. Evet. Bu konuda da düşünceleriniz ve de projeleriniz varsa rica edebilir miyim? Tabii ki Leyla Hanım. Biraz önce ifade ettiğim gibi Günnar'ın sahil şeridi de var. Büyük Ece'li. Hatta ben adayken bir arkadaşım, çocukluk arkadaşım Günnar'da bana dedi ki hani bir şey de olsun bu. Dedi ki başkan olunca Günnar'ı deniz getirecek misin dedi. Hani hep siyasetçilere böyle bir esprisi vardır ya. Günnar'a deniz getirecek misin dedi başkan olunca dedi. Dedim ki zaten dedim Günnar'da deniz var. 32 kilometre. Yani 32 zaten km. Günnar'da deniz var, şeyi var, evet, sahil şeridi var. Şimdi bu o soru neden oluyor Leyla Hanım? Eğer siz Günnar'a böyle sadece ilçe merkezi olarak bakarsanız Günnar'daki denizi göremezsiniz. Çok doğru. Günnar'daki bir belediye başkanı sahil şeridinden yaylasına, Ilısu, Gezende, Kuskan'a kadar o geniş coğrafyayı görmek zorunda. Yani Günnar'a böyle dar bir bakış açısıyla bakarsanız, sadece Günnar'dan ilçe merkezini anlarsanız, işte biraz önce ifade ettiğim gibi Kuskan'da yetişen Antep fıstığını da kaçırırsınız. Evet. Yarmasu'daki elmayı da kaçırırsınız. Gezende'deki eriği de kaçırırsınız. Büyükeceli'de yapılan balıkçılığı kaçırırsınız. Çok önemli. Orada çünkü balıkçı benim kendi çocukluk arkadaşlarım var. Balıkçılıkla geçimini sağlayan. Yanışlı, Sipahili mahallelerimizdeki sahil şeridini kaçırırsınız ve oralara bir proje üretemezsiniz. Ben tabii ki biraz da dediğim gibi ilkokul, yani çocukluğum ve gençliğim özellikle Büyükeceli, Yanışlı, Sipahili sahil şeridinde geçtiği için kendim de çok denizi seven
dalgıç da olan bir insan olduğum için özellikle sahil şeridinde turizmi geliştirecek bir sahil şeridi projesi yapmak istiyoruz inşallah. Çünkü günlerde hafta sonu cumartesi pazar olduğunda Gündarlılar bir deniz kenarında bir çay içelim yemek yiyelim dediklerinde ya Taşucuna iniyorlar ya Silifke'ye iniyorlar. Oysaki ya da Aydınca'ya iniyorlar. Oysaki bizim hem Yanışlı'da hem Sipahili'de bir restoranlarıyla, kafeleriyle, denize girilecek yerleriyle bir sahil şeridi ya da gezi bisiklet parkuruyla, bisiklet yoluyla bir hani bu 300 metre olur, 500 metre olur, kilometre olur. Önemli el değil. El verdiğince, coğrafya izin verdiğince tabii ki. Orada bir sahil şeridi yapmak istiyoruz inşallah. Harika. Bunun böyle bir projemiz var. Yayla tarafına baktığınızda da bizim katran ormanlarımız var. Evet, çok ünlü. Katran ormanlarımız. Burada hatta ben seçim çalışmalarımda 80 gün boyunca köylerimizi gezerken terk edilmiş köy evlerine baktım böyle tek tek nerede. Bu terk edilmiş o taş köy evleri, eski yapıları şöyle birazcık tadilattan geçirerek içerisindeki işte teşrifatı da yenilerek tarihi hafta sonları kalıyor. Cumartesi, pazar özellikle bu Akkuyu'da çalışan başta Ruslar olmak üzere ki onlar çünkü onlar dağça derler. Dağça bizdeki bağ evi gibi. Onların dağçaları vardır Leyla Hanım. Bu dağçalarını da geçirmeyi çok severler. Böyle de bir projemiz var. İnşallah bu köy evlerini biraz tadilatla ve teşrifatını yenileyerek ya da kendimiz bizzat sıfırdan böyle yayla evleri, bungalov tarzı yayla evleri de yaparak yayla turizmine de açmak istiyoruz. Evet. Ve zaten girişimcilerimiz, kendi kıymetli hemşerilerimiz var, abilerimiz, arkadaşlarımız lavanta bahçeleri yapıyorlar. Evet, bunların evet. da bir şekilde turizme sokulması lazım. Zeyne'deki Zeynel Abidin Türbesi'nin inanç turizmine dahil edilmesi lazım. Yani turizm deyince de sadece sahil, deniz, çok önemli güneş bir tür anlamıyoruz. Hem yayla turizmi, evet. hem inanç turizmi, hem lavanta Kesinlikle. Bahçelerinin gezilmesi, görülmesi. Hı hı. Çok geniş perspektifte inşallah bir proje üretmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi Avrupalı girişimciler önemli sanatoryumlar için biliyorsunuz Verem Aslan'ın Ortadoğu evet, zamanlarda evet. dünyada bir evet. sanatoryum evet. modası başlamıştı. İstanbul Büyükada'da en önemli sanatoryumlardan evet. biri vardı. Şimdi kapandı mı, hala işler durumda mı bilmiyorum. Bir karıştırıyorsam affedin lütfen. Katran ormanlarınız tam oraya göre evet. yabancı girişimcileri sizin çabanız çekecektir ben inanıyorum. Sağlık turizmi denilince evet. Sanatoryumlar ve çam ormanları ve oksijen değeri çok önemli evet. ilçenin. O konuda çok önemli bir ayraça sahip günler evet. sizin elinizde daha da iyi evrilecektir. Tabii böyle bir en azından yani bir proje üreteceğiz ve böyle bir niyetimiz var ilk yani çıkış aşamasında. Ama tabii bunda da o ormanlara da zarar vermeden, doğaya da zarar vermeden bu projeleri üretmeye çok dikkat ediyoruz. Elbette. Şimdi özetleyecek olursak tarım konusunda önemli destekleriniz var. Tabii ki çiftçiler aracılardan çok evet, yakınıyor. Evet. Ürünlerin çoğu dal altında kaldı, evet. toprak üzerinde kaldı. Okur yazar oranı ve girişimcisi çok olan bir ilçe. Evet. Akkuyu Nükleer Santral'in her türlü eksisinin devlet kontrolünde ve giderilebilir durumda tutulduğunu dile getirdiniz. Ve bu konuda da Akkuyu'nun ilçe için, bölge için bir lokomotif evet. olması konusunda da anladığım kadarıyla umutlusunuz. Hem ilçemiz için hem ülkemiz için. Hem ülkemiz için elbette ki. Belki günlerde üretilenlerin orada bir Rus-Türk ortaklığı söz konusu olduğu için evet. önce Rusya'ya o marka dediğiniz değerlerin ihraç evet. edilmesi bile söz konusu evet. olacaktır. Kapı kapıyı açar. Evet. Siz benim niyet her yer açar. Aklımı biraz okumuşsunuz Leyla Hanım. Evet. Öyle derler ya eskiler. Evet. Kapı kapıyı açar, niyet evet. her yer açar. Bizim Malatya'nın ünlü evet. lafıdır evet. bu. Gelelim festivaller konusuna ve burada sohbetimizi noktalayalım istiyorum. Çünkü Tabii biliyorum ki. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geldiniz, evet. bizi kırmadınız, yorgunsunuz. Anlamlı anlamsız birçok festivaller var ülkemizde evet. tabii ki. Ödenekli, ödeneksiz, kişisel çabalarla, kişisel girişimlerle evet. ya da belediyelerin desteklediği evet. şudur budur falan. Biz yerel basında yarışıyoruz bunları evet. çekebilmek için. Festivaller konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce bir Fatih Yönge'ye göre festival kimliği nedir? Bir festival ne işe yarar? Mesela
Portakal Çiçeği Festivali vardı Adana'da. Evet. Dünyanın her yerinden ve Türkiye'nin her yerinden insanlar gelir. Ama çok az Çukurova'da işte kısa metrajlı film festivali yok. Ya da değil mi? Yerel evet. ürünlerinizle, doğal dokuyla, coğrafi evet. işaretli ürünlerinizle ilgili festivaller yapılabilir. Evet. Bir de bir çayınız mı vardı sizin? Günlar'ın bir çayı, çayı var. Dağ evet. çayı bir çayı, yarım evet. metre dağ boyunda falan. Bir yere not almıştım ama. Dağ çayı Leyla Hanım. Günlar çayı da çok evet. konuşuluyor. Çok endemik yani. Bitkilerden birisi. Mesela festivaller ürün isimlerini, yöre isimlerini duyurabilmek adına çok önemli bir klişe aslında. Evet. Avrupalı birçok şehirle kardeşlikte, işbirlikte de önemli bir adım oluyor turist evet. çekilmesi konusunda da. Kaliteli festivaller yapacağınıza inanıyorum. Bu konudaki düşünceleriniz de varsa alabilir miyim Tabii lütfen? Tabii ki Leyla Hanım. Şimdi şöyle ifade edeyim. Biz özellikle adaylık sürecimizde de tabii seçim kampanyamız içerisinde hem kendi seçmenimizle birlik beraberlik içerisinde Hı. olabilmek için İki kere organizasyon yaptık seçim sürecinde. Bir tanesinde ben kendim Ankara'da yaşıyordum bu adaylık sürecinden önce. Ankara'dan ilk defa Günlar'a Ankara Seymen ekibi getirdik. Günlar tarihinde ilk defa Ankara Seymen halk oyunları ekibi geldi ki hocasından oynayanlarına kadar hepsi benim Kültür arkadaşımdı. Evet. Yani bu zamana kadar Günlar'da festivallerde hep Silifke oyun havası, Silifke oyun evet. yani folklor ekibi. Yani Günlarlılar herhalde hiç izlemedim diyen 5 kere 10 kere izlemiştir. Değişiklik olsun. Yani artık çünkü bizim siyaset anlayışımızda ve artık belediye başkanı olarak da anlayışımızda şehri yeni şeyler katmamız lazım. Yani kıymetli hemşehrilerimize yeni kültürde olsun, turizmde olsun, tarımda olsun, sanatta olsun yeni şeyler sunmamız lazım. Bu anlayış da adayken bile Seymen ekibi getirmiştik ve kıymetli hemşehrilerimiz çok takdir ettiler ve teşekkür ettiler. Hayatımızda ilk defa izliyoruz. Bir konser programı oldu. Burça Bozkurt Hanım genç bir sanatçı kardeşimiz Osman Öztunç geldi. Daha sonra da Ramazan'la beraber iftar programımız ve Uğur Işılak konserimiz oldu. Bu konserlerde bile kıymetli hemşehrilerimiz dediler ki yani sen başkanım Fatih Bey adayken bile bu etkinlikleri düzenliyorsan başkan olunca neler yaparsın? Biz işte bu sözlerin bir sorumluluğunu da taşıyoruz şimdi. Yani festivaller ve etkinlikler noktasında evet. daha kaliteli işler yapmamız lazım. Ve festival mesela en yakın festivalimiz tabii ki bazı festivaller o yörede üretilen tarımsal ürünlerin tanıtımı açısından da önemli ki 12 Mayıs'ta bizim Gezende mahallemizin Gezende Erik Festivali olacak. Buradan belediye başkanı olarak da sizleri davet ediyorum Çok festivalimize ve kıymetli izleyicilerimizi, tüm Günlarlı ve Mersinli hemşehrilerimizi de 12 Mayıs'ta Gezende de yapılacak Gezende Erik Festivalimize davet etmek istiyorum. Çünkü kaç gün sürecek festival belli bir, mi? Bir gün. Bir gün. Evet. Çünkü Gezende Erik coğrafi işarete sahip bir markaya sahip bir eriğimiz. Evet. Aynı zamanda bizim her yıl Günlar'da Ağustos ayının son haftasında yöresel ürünler zaman zaman bu festivalin adı değişti ama yöresel ürünler oldu, üzüm elma festivali oldu. Ancak bu yıl bir özel bir durum var Günlar'da Leyla Hanım. Günlar Belediyesi 1924 yılında kuruldu. 2024 yılındayız. Biz Günlar Belediyesi'nin bu yıl 100. yılını kutluyoruz. Kutlayacağız inşallah. Ve bu festivali de 100. yıl kutlamaları şeklinde daha geniş kapsamlı Günlar'dan yetişmiş o dediğiniz değerlerimizi de var. Çağırarak konferanslar şeklinde, seminerler şeklinde de faaliyetler planlamak istiyoruz. Konserler planlamak istiyoruz. Kendi yöremizin kültürüne ait işte bazlamamız, böreğimiz, sıkmamız bunların da yapıldığı hemşehrilerimize misafirlerimize sunulduğu standlar açmak istiyoruz. Geniş Harika. Kapsamlı inşallah. Hatta geçen meclis üyelerimizle konuştum. Dedim ki yani bu seneki festivalin adı şu bu değil. 100. yıl kutlamaları olacak.
Günler Belediyesi'nin 100. yılını kutlayacağız inşallah bu yaz. Ve seçim, benim kendi seçim çalışmalarımda özellikle Batırık'ı bilir misiniz bilmiyorum, evet, Leyla Hanım. Benim adım Batırıkçı Başkan'a çıktı. Çünkü niye şöyle söyleyeyim. Bir pazar yerinde mesela böyle bir ablamla karşılaştığımda diyordum ki abla desteklerini bekliyoruz diyordum. O da diyordu ki tamam oyum sana diyordu. Yok abla diyordum, bak destek o değil. Yapacaksın Batırık'ı. Konu komşuyu çağıracaksın. O Batırık'ı yerken benim için o isteyeceksin. Destek budur diyordum. Yani bu şekilde söyleye söyleye ya Batırık'ı çok seviyormuş Fatih Başkan diye ilçede duyuldu. Özellikle hanımefendiler arasında adım Batırıkçı Başkan'a çıktı. Çok ve güzel. En son seçim sürecinde de seçim gecesi hatta kıymetli hanımefendilere ben dedim ki size sözüm olsun. Mutlaka bir Batırık Festivali yapacağız. Bu da benim aklımdaki, yüreğimdeki harika projelerden bir biri. Evet. Bir Batırık Festivali yapacağız inşallah. İnşallah. Yazın inşallah. Şöyle bir gelsin, biraz daha havalar ısınsın. Öyle soğuk soğuk Batırık bir içeceğiz inşallah. Özellikle kıymetli Günlarlı ablalarımızla, hanımefendilerle evet, beraber. Çok güzel olur. Şöyle sizi deminden beri gıptayla izliyorum. Çiftçisiyle tarlada bahçede gezen bir başkan canlandı gözümde. Evet. Pazarcı teyzeyle sohbet eden bir başkan. Evet. İşte görenlerin, çok affınıza sığınarak söylüyorum, anne baba yadigarı tanıdıklarınızın, büyüklerinizin, aha işte bizim Fatih diyebilecekleri evet, bir başkan canlandı gözümde. İnsanın ne iş yaptığından çok kim olduğu çok önemli ve bütün işlerimizde zaten kim olduğumuzla yapıyoruz. Evet. Bu değerlere sahip olduğunuz için çok teşekkür ederim. Güzel. Günlerler şanslı. Siz de şanslısınız Günler gibi bir ilçenin evet, belediye evet, başkanı olduğunuz için. Like görenler sağ olsun. Sağ olsunlar. Niv RTV kamerası sizde efendim. Niv RTV izleyicilerine nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Dijital çağın son imkanlarını kullanarak yurtta ve dünyada çok hızlı, ivedilikle yayın yapan bir kanalız. Şu anda evet, sizi Etiyopya'da ya da Afrika'daki bir Türk de izliyor, bir Günler'de evet, izliyor olabilir. Evet. Amerika'daki bir Günler'de evet, izliyor olabilir. Ne söylemek istersiniz? Mesajınız nedir? Günler Belediye Başkanı Sayın Fatih Önge olarak. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum Nil Radyo TV ailesine. Bugün bizleri misafir ettiniz, davet ettiniz. Daha önce de genç bir siyasetçi olarak bir ödüle layık gördünüz. Bunun için çok teşekkür ediyorum tekrar. Ve Günler ilçemiz Mersin'de sahiliyle, yaylasıyla cennet gibi bir ilçemizdir, memleketimiz. Ve özellikle seçim sürecinde de ifade ettiğim gibi biz artık 1 Nisan'dan itibaren tüm Günlarlıların, bize destek veren vermeyen fark etmeden tüm Günlarlıların belediye başkanıyız ve 50 mahallemizin de eşit şekilde sorumluluğunu hisseden bir belediye başkanıyız. Sizlerin vermiş olduğu, 31 Mart'ta vermiş olduğu yetkiyle, bizlere verdiği destekle bu sorumluluğu bilerek memleketimize karşı hizmet etme halis niyeti olan ve sorumluluk bilinci olan bir belediye başkanı olarak Günler Belediyesi'nin müdürlükleriyle, kıymetli çalışanlarıyla beraber biz hem Günler'e, memleketimize hem de kıymetli Günler'le hemşerilerimize hizmet edeceğiz inşallah. Bu noktada sadece bizlere düşen bir görev yok. Bu Günler hepimizin memleketi ve başta belediye başkanı olarak şahsım ve belediye personeli olmak üzere tüm Günlarlıların memleketimizde bir taş üstüne taş koyma noktasındaki fikirlerine, projelerine de açığız. Ancak sadece şuna karşıyız. Sırf muhalefet yapmak için belediyemizi ya da başkanlığımızı yıpratmak için kuru siyaset yapılmasına karşıyız. Hayalci olmayacak projeler ya da tekliflerle hem belediye meclisimizin hem de Günler'in gündeminin meşgul edilmesine karşıyız. Ancak hep söylüyorum, bir vatandaşımızın bile memleketimize katkı sağlayacak bir fikrine, bir projesine her zaman yüreğimiz de açık, kapımız da açık.
Ve çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum kıymetli Günlarlı hemşehrilerimize ve Mersinli hemşehrilerimize. Bugün bizleri misafir ettiniz evlerinizde, bizleri dinlediniz. Ben buradan hem başta Mersin dışında Günlar dışında olan Günlarlılar olmak üzere tüm kıymetli Mersinli hemşehrilerimizi de ve tüm dünyayı da internet yayını üzerinden tüm dünyayı da Günlar'a davet ediyoruz. Özellikle tam Günlar'ın, ben hep öyle derim, Günlar'ın cennet mevsimleri başladı. Çağlalar oldu, erikler oldu. Bizim tam böyle Nisan'da çağlayla erikle o baharla beraber cennet bahçelerimiz diyorum Leyla Hanım dolar. Evet. Biz Ağustos'ta artık üzümle, kişniş üzümüyle, kuş üzümüyle, bademimizle Ağustos'ta, Eylül'de de sezonu devam ettiririz. Vallahi başka bir dünyada yaşıyorsunuz. Evet, o yüzden tüm kıymetli evet. seyircilerimizi Günlar'a davet ediyoruz. Herkese kapımız da açık, gönlümüz de açık. Günlar'a mutlaka bekliyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz konukluğunuz için, vakit ayırdığınız için. Hizmette bu memleketin başlangıçta da söylediğimiz gibi her karış toprağında parmak izini bırakmak isteyen vatan evlatlarının hepsini sizin şahsınızla tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Parti farkı gözetmeksizin görevini layıkıyla yapıp aziz Türk halkına ve ona hizmete layık olmaya çalışan bütün başkanlarımıza ve de size de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum konuklarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, Sürmanşet özel programının sonuna geldik. Kıymetli bir konuğumuz vardı. Günlar'ın genç belediye başkanı Sayın Fatih Öngey'di konuğumuz. Çok güzel konulara değindik. Açık yüreklilikle cevap verdi. Çok soru cevap tarzında bir program değildi. Öyle olmasını hiç istemedik zaten. Kendisi bizi tanısın, biz kendisini daha yakından tanıyalım ve Nilre TV'nin büyük ailesiyle tanıştıralım istemiştik. Kırmadılar, geldiler, şeref verdiler. Çok teşekkür ediyorum bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için. Kendinize iyi bakınız lütfen. Esen kalın.